Evet dostlar. Gayet netleşti akvaryum. Yosunların bayağısını yemişler. Bekledim. Taşları da düzelttim. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Sıra geldi bitki ekimine. Bitkilerimiz nerede? Bitkilerimiz burada arkadaşlar. Şöyle kaldırayım. Şöyle şu akvaryum ışığında gözüksünler. Şöyle arkadaşlar, bunlar saz. Sazları ekeceğim arka plana. Hadi ekelim bakalım. Evet dostlarım. Ne yaptık şimdi, özetleyelim. Akvaryuma zemin kumu ekledik. Hagen kum, siyah kum. Gördüğünüz gibi arka plana da sazlarımızı ektik arkadaşlar. Bu saz çok azgın bir bitki diyebilirim yani. Harbiden azgın yani. Tabiri tam da yerinde oldu. Yerini bir sevdim arkadaşlar. Yani her taraftan çıkıyor. Bütün akvaryumu sarıyor. Hani bakın, burada da örneklerini görebilirsiniz. Ta burada arkadalar. Bakın, buralara kök attılar. Her yerden çıktılar. Bu arada burada saldırmış arkadaşlar şey havuca. Evet, böyle bitkiler hala yüzeyde duruyor. Onları daha sonra ekeceğim. Şimdi hemen böyle bir hepsini ekeyim şeyle girmedim arkadaşlar. Yavaş yavaş planlayarak ekmek istiyorum. Hani amacımız burada bir tabii görsellik, ama bu bitkileri de böyle daha çok arttıralım, türetelim. İsteyen arkadaşlara, eşe, dosta verelim. Yani sonuçta turşusunu kurmayacağız bitkilerin, şeylerin. Arttıracağız da nereye kadar? Satmıyoruz, ticarete ne yapmıyoruz? Evet, dediğim gibi ekimi yaptık. Şöyle. Bu akvaryuma da bir tane pipo filtre koydum arkadaşlar. Onu da ilerleyen zamanlarda alırım diye düşünüyorum. Akvaryum bir otursun. Tabi biraz canlı yükü de önemli.
Bir tane ısıtıcısı var. Şöyle bir akvaryum oldu. Şimdi tabii bitkiler orada sönük kaldılar biraz. Arkada da yeşil yosunlanma olunca. Ama birkaç gün sonra yani bitkiler iyice canlanınca oraları dolduracaklar arkadaşlar. Yaklaşık bir ay gibi bir sürede güzel bir görsel elde edeceğiz inşallah. Yani şuradaki gibi bir arka plan elde edeceğiz arkadaşlar. Bitkilerle ilgili de bir bilgi vereyim. Hani akvaryumdan veya bir yerden bir bitki alıyorsunuz, geliyorsunuz tabii kendi akvaryumunuza dikiyorsunuz arkadaşlar. Bütün bitkilerin istediği su koşulları vardır. Bitkileri almadan önce kendi suyunuzun özelliklerini bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Kimisi sert sudan hoşlanıyor, kimisi güçlü ışıktan hoşlanıyor, kimisi loş ışıktan hoşlanıyor. Yani her bitkinin kimisi oksijen istiyor. Hani mesela oksijen istemeyen bir bitki bu. Salsan ekstra bir oksijen takviyesi yapmanıza gerek yok. Yüksek ışıkta da oluyor, düşük ışıkta da oluyor. Hatta yüksek ışıkta biraz yosun tutuyor, düşük ışıkta biraz daha iyi oluyorlar. Yani her bitkinin özellikleri var arkadaşlar. Gidip bitkiyi akvaryumda alıp hani bunu sevdim, bunu ben akvaryuma dikeyim olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Yani bilmeniz gerekiyor. Aynı zamanda alta yapacağınız şeyin de zeminin de çok büyük önemi var. Tabii balıkların da önemi var. Bitki yiyen balıklar oluyor akvaryumumuzda. Mesela ciklet türleriyle bitkiler olmuyor arkadaşlar. Yani Japon balıkları keza öyle. Ama hepsi yemiyor tabii. Bazı türlerde yemediği türler de var. Özetle arkadaşlar bir şey alacaksanız hani bakın nedir ne değildir. Ondan sonra hani kendinize uygun bir bitkiyi buldunuz, getirdiniz akvaryuma dikeyim diyorsanız da yani hemen olmuyor arkadaşlar. Yani mesela çoğu hobici burada şey yapıyor. Bitkiyi dikiyor, bitki çürümeye başlıyor, yapraklarını döküyor. Oradan söküyor, oraya dikiyor. Oradan söküyor, oraya dikiyor. Yani her gün yerini değiştiriyor. Burada mı güzel oldu? Yok orada güzel olmadı. Şu tarafa dikeyim falan. Arkadaşlar bir yere dikin aldığınız bitkiyi. Günlük akvaryumunuzun ışığını 8-10 saat açık bırakın. Yani normal gündüz açın, gece ışığı kapatın. Her bitkinin farklı bir suya geliyor sonuç itibariyle. Yapraklarında çürüme olabilir, sararma olabilir. Ama sabırlı olun, yerini değiştirmeyin, bekleyin. Eğer olacaksa o suya adapte olacak. Adapte olduktan sonra da yani hızlı gelişen bir türse zaten akvaryumu komple sarıyor arkadaşlar. Böyle de bir bilgi vereyim. Yani umarım anlatmak istediğimi anlamışsınızdır. Akvaryumlar hakkında soru sormak isteyen arkadaşlara da yardımcı olabilirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.